izlerler. Şimdi evet, genç yaşta gençlerin kendi hedeflerini bulabilmeleri, önce çok tutkuyla bağlı değildim ama sonra benim için bir tutku haline geldi voleybol diyor. Sizce evet, gençler tutkularının peşinden nasıl gitmeliler? Gençler aslında tutkularının peşinden gitmek üzere doğal bir içgüdüleri var. Önemli olan bence ailenin ve çevrenin onları ne kadar desteklediği diye düşünüyorum. Aslında her çocuğun içinde, her gencin içerisinde ne yapmak istediğine dair kıpırtılar var. Ama aileler orada ona ne kadar destek oluyorlar, yoksa ailenin kendi fikirleri mi var? Yani ben mesela çocuğumun hikaye yazmasına tamam mıyım, yoksa onu mutlaka sporcu mu olsun diye yönlendirmek istiyorum. Ya da spora çok yeteneği var, ben ama müzikle ilgili bir şey mi yapsın çok istiyorum. Orada bence çocukların ve gençlerin kendi içgüdülerine güvenmesini desteklemesi gerekiyor. Mutlaka çevrenin. Ama bazen de o zaman hani biraz onu yapıyor, sonra vazgeçip başka bir şeye yönelebiliyor. O zaman aileler de hani bir şeyi en azından iyi yapsın diye desteklemeli ya da bir disiplin koymalılar gibi geliyor sanki. Yeteneği bulmanın aslında şartlarından bir tanesi de bu keşif duygusunda olabilmek. Yani biz keşifte olduğumuzda, o araştırmada olduğumuzda gerçekten yol bizi doğru yere götürüyor. Orada aslında ailenin ve çevrenin kendi gençliğinde yapamadıkları var ya, o yüzden bir an önce çocuk bulsun istiyoruz, evet, bizim gibi olmasın diye. Bence orada eğer sabır gösteremiyorsa orada aile, ki bu çok doğal çünkü hepimizin çocuklukta, gençlikte yapamadıkları var. Peki bu keşfin bir yaşı var mı sizce? Keşfin yaşı bence yok. Öte yandan şöyle bir şey olduğuna ben inanıyorum. Baktığınızda onun böyle şeyleri var, işaretleri var. Evet. O zaman olmuyor belki. Ya da 40 yaşında, 50 yaşında oluyor. Ailesi istiyor, istemediği bir bölümü, evet, hani yine de bitiriyor ama sonra artık ben kendi istediğimi yapacağım deyip. Ben çok güzel örneğim biliyorsunuz gerçekten ona. Mi? Evet. Ben ODTÜ bilgisayar mühendisliği mezunu bir insanım. Ama yazar oldunuz. Evet. Ondan sonra ben IT sektöründe, bilişim sektöründe uzun seneler yöneticilik yaptım. Satış pazarlama pozisyonlarında çalıştım. Sonra 40 yaşından sonra koçluk eğitimleriyle beraber beni hayat başka bir yere taşıdı. Yani olabiliyor her şey. Evet. Sen de voleybolda ilk başladığın dönemlerde bir şeyler olmuş değil mi? Bir vazgeçiş oldu mu? Bir vazgeçiş oldu. İstanbul'a geldikten sonra 15 yaşında babamı kaybettim. Aa. Tekrardan voleybol bırakmak istedim ve Denizli'ye döndüm. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Beklenmedik bir şey. Beklenmedikti ve hani ayrıydım ailemden. Bu süreçte antrenörlerim bana çok destek oldular. Takım arkadaşlarım çok destek oldu. Tekrar Denizli'ye geldiler. İşte benimle konuştular. Ha, sen bıraktın tabii o moral bozukluğuyla. Tekrar Denizli'ye geri döndüm. Geri döndüm. Sonra bir hafta sonra izin vermediler. İstanbul'a tekrardan geldim. Ondan sonra spora daha çok sarıldım. Yani benim için daha bir tutku olmaya başladı. Çünkü yani bir ailem vardı. Sporla birlikte takımımla beraber ikinci bir ailem oluşmuştu. O şekilde diyebilirim. Sana güç verdi ve evet, o şekilde ilerledin. Gerçekten çok önemli. Peki sence sporun... Kadın isterse her şey olur, bir umut meleğiyle.